Günaydın. İyi akşamlar. İyi günler. Mutlu öğlenler. Bizi ne zaman izliyorsanız. Hayırlı cumalar. İyi bayramlar. Doğum gününüz kutlu olsun. Ve mutlu yıllar. Kapaktan da gördüğünüz üzere artık biz ünlüyüzdür. Çünkü ünlü arkadaşlarımız var. Çok ünlü. O seste, yeteneksizsiniz de, onun öncesinde filmlerde, dizilerde izlediğimiz, kendi programında Ricky Martin'i neler yapmış, Tarkan'la tek program yapan bir hanımefendi sonuçta Hülya Avşar. Ve kendisi zaten kendi star ışığıyla gezen bir insan olduğu için. O aurasını bizim de karavana taşıdığından itibarendir. Hasibemden sormayın, havamız 1500. Yani her sıkıştığımızda oğlum biz Hülya Avşar'ın arkadaşız, ne diyorsun lan sen diyoruz. Evet, ünlü havasından birazcık bize de bulaştırdı. Vallahi ne yalan söyleyeyim, kendimi Tarkan'la, Ricky Martin'le eşdeğer olduğum anlar oluyor. Çünkü kendisi bana camda bir yakışıklı gördüm diye hitap etmişti, hatırlarsan Atı Bey'cim. Evet evet. Bana dedi evet. Yakışıklı. Ümit edemedi gerçekten. Bu nerede yakışıklı dedi, nasıl tanıştık? Bunu biz Instagram'da fotoğrafını paylaştığımız günden itibaren bize çok soruldu bu. Çok merak etti herkes, nasıl Hülya Avşar geldi karavanımıza diye. Biz de bunu artık böyle videoyla da nasıl tanıştığımızı, bir de bir Hülya Hanım'la bir çekim yapmıştık. Canlandırmalarla, öncesiyle, sonrasıyla böyle bir paylaşım yapalım dedik. Öncesi demişken Hasibeciğim, istersen rüzgarda buradan esiyorken içeri girelim, mikrofonda böyle çok sorun oluşturmadan öncesini anlatalım. Sen karavanın içinde bize anlat. Tamam. Hadi geçelim. Evet Hasibeciğim, burada daha iyi olacak, rüzgarımız yok. O gün şöyle oldu. Ayvalık'a girdik ve kalacak bir yer ararken yol kenarında tekerimizden böyle döndükçe bir ses gelmeye başladığı için böyle bir tabelanın önünde durmak zorunda kaldık. İşte karavan koymak, kamp yapmak yasaktır. Kocaman bir tabela vardı. Ama mecburen durmak zorundayız çünkü tekerden her turda böyle tak tak diye bir ses geliyor. Ustaları aradık. Frenden olabilir dediler, makaslardan olabilir dediler, bir şey kırılmış olabilir dediler ve bizi bayağı korkuttu aslında. Neyse ki geçmiş zaman artık bunu da öğrenmiş olduk. Lastikçi çağırdık bir öncesinde, baktırdık. Bijon gevşemesiymiş Allah'tan. Aslında bunu sürekli olarak kontrol etmemiz gerekiyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Büyük araçlarda, özellikle arkası çift tekerlilerde, kamyonlarda vesaire zaten bu bir adetmiş. Böyle uzun yola çıkmadan bijonlarla lastiklerin bijonunu kontrol etmek, lastikleri kontrol etmek gibi bir adetiniz, huyunuz olması gerekiyormuş. Evet, bunu öğrenmiş olduk. Sonrasında biz yolun kenarında durmak zorunda kaldık ve sokağa çıkma yasağı girdi ve sokağa çıkma yasağının bitmesini beklemek zorunda kaldık çünkü lastikçi bekleyecektik. Zaten sokağa çıkma yasağı da vardı. Zaten sokağa çıkma yasağı da vardı ve o sokağa çıkma yasağı boyunca sürekli olarak yağmur yağdı. Hiç durmadan. Ama şunu not düşelim, yani öyle böyle yağmur değil arkadaşlar. Bak buraya bir story'den bir görüntü koyayım. Şaldır şaldır boşalıyor gibi böyle. Ve hiç durmaksızın yağmur yağdı. Elektriğimiz bitti. İnternetimizi Ümit bozdu. Ümit bozdu derken açıklama yapayım. Bizim modemin 12 voltla da çalıştığını söylediler. Ben de 12 voltla çalıştırayım dedim ama onu da meğer eksisini artısını karıştırmışım. Bir anda yandı ve gitti. İnternetsiz, elektriksiz kaldık. Sadece ve sadece yanımızda çeşmemiz vardı ve bir sürü suyumuz vardı. Ve tabii ki ateşimiz de vardı. Ve ateşimiz vardı. Olduğu için. Ya su, ateş hayatta kalmamız için yeterliymiş oysa ki. Banyo yapmamıza yaradı, kek yapmamıza yaradı, sabah güzel bir kahvaltı yapmamıza yaradı. Böyle tabii şu an çok güzel anlatıyoruz ama o güne geri dönsek, bir ara mahvolduk, karavan hayatından nefret ettik, bir sürü gitgeller yaşadık. Sonrasında dedik ya toparlayalım, şu an Ayvalık'ta denizin sıfır bir yerdeyiz ve kendimize gelmemiz gerekiyor deyip tam böyle toparlamaya çalıştığımızın ertesi günü sabahı uyandık, tartar jeneratörde hiçbir işe yaramıyordu. Jeneratörü kapattım. Sanki bir gemi çalıştırıyoruz gibi bir sesle çalışan jeneratör hiçbir işe yaramıyor ve verdiği akımla, düzensiz akımla bizim kahve ütücümüzü bozdu. Zaten internetimiz olmadığını söylemiştim değil mi? Yani elektriksiz, internetsiz ve jeneratörün hiçbir işe yaramadığı ve şakır şakır, şaldır şaldır, yaldır yıldır yıldır foşur foşur bir yağmurun sonrasında sabahleyin ne olmuş? Bu kısma kadar ön bilgilendirmeyi yaptık. Devamının görselleri elimizde. Yeri geldi canlandırmalarla, yeri geliyor Hülya Hanım'la beraber nasıl tanıştığımız, karavanımıza nasıl geldiğiyle ilgili videomuzu izleyelim. Keyifli seyirler.
kahvaltımızı yaptık. Tava böreği için çok teşekkür ediyorum Asibe'cim. Tabii geçmiş zaman bu. Tava böreğini şu an yemedim. Biraz üzerinden zaman geçti. Hülya Avşar'ın geldiği zaman tabii ki haliyle bizim kameralarımız açık değildi. Karavanımıza geleceğini nereden bilebilirdik ki? Ama bunun böyle nasıl olduğunu da insanlar çok merak etti Instagram'dan paylaşınca. Biz de bunun böyle küçük bir canlandırmasını yapalım size dedik. Ben tam o anda şurada koltukta o çaresizliklerin içerisinde elektrik yok, internet yok, jeneratörü kapattım artık, ondan da vazgeçtim. Kahvaltımızı yaptık. Böyle camdan yağmuru izlediğim bir andı. Sen ne yapıyordun Asibe? Ben de tam burada anneannemle konuşuyordum. O bunalmışlığım, sıkılmışlığımla anneanneme anneanne kötü geçiyor zamanlarımız diye anlatıyordum böyle uzun uzun. Ben de burada camda otururken bir anda karşımda Hülya Avşar'ı buldum. Hadi o anlara geri gidelim. Anneanne ne yapıyorsun? Asibe! Ay, gel bak camda işte. Hülya Avşar var. Ha, anneannemle konuşuyorum. Hülya Avşar geldi diyorum karavanın camına. Gelsene. Anneanne ben seni sonra arayacağım. Hülya Avşar gelmiş. Nasıl yani? Nasıl Hülya Avşar? Bayağı. Hülya Hanım, nasılsınız ya? Çocuklar, ne tatlı karavanınız var. Gelin içeride konuşalım. Peki, geliyorum. Çok rüzgar var Hülya Hanım. Geliyorum. Ve Hülya Avşar karavanımızın içine kahve içmeye geldi. Hadi onu karşılayalım. Ay çok heyecanlı ya. Şaka gibi. Gerçekten Hülya Avşar. Orada çıkarın istiyorsanız öyle. Buyurun biraz da dağınık, kusura bakmayın Hülya Hanım karavanımız ya. Yokluklar içerisinde. Vallahi hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Şöyle uyuyun isterseniz. Size Hasibe'nin dün bütün zorluklarla yaptığı kekten ikram edelim şöyle. Bir de kahve yapayım ben size burada. Şöyle çok şunları alayım. Hasibe'nize sağlık. Valla çok heyecanlıyız şu an. Ben de. İstesem... Hülya Hanım ben şimdi size yöresel güzel bir çekirdek yapacağım. Hasibe'cim ne diyorsun ya? Bir gerçekliğin içinde değiliz. Bazen karavanda otururken böyle siz de aynı kafada insanla karşılaşıyorsunuz ama o dünyanın tanıdığı biri de olabiliyor. Merhaba. Tanışabiliyorsunuz. Yürüyüş yapıyordum yağmur diye. Şu manzarayı göstersene Ümit. Şöyle manzaramız. Bir dakika maskemi çıkartayım. Baktım bir nefis bir karavan, balkonu var. Çamaşır makinesi, sobası var. Sobayı göstersene. Biliyorlar değil mi onu? Tabii tabii biliyorlar bunları. Ben kendimi burada buldum. Yeni başlayacağım dizi için bana böyle bir şey lazım diye düşünürken tabii onlar vermiyorlar. Ayrı konu. Orası ayrı ama şu anda yaşadığım en güzel anlardan bir tanesi. Kahve yapıyorlar. Şöyle kahvemizi. Yani böyle bir hayat ve bu mutluluk muhteşem. Sanki yıllardır tanıdığımız bir dostumuzla sohbet ediyor gibi hissettik. Öyle çok, zaten. Çok güzelsiniz. Çok valla. Hoş çok geldiniz. Teşekkür ederim. Ve ben bayıldım bu ikiliye. Şimdi onlarla ben irtibat halinde olup bir şeyler ben de yapmak istiyorum. Beraber hani bu az parayla dedik. Ya da az para demeyelim, çok da olsa o paranın çok olması sizin hırsınıza, yenilmenize sebep olmamalıyı anlatıyor burada her şey. Böyle de mutluyuz diyorlar. Deryan yapıyor, üşütürsün. Böyle de mutluyuz diyorlar ve buradaki yaşam, şimdi düşünsenize biraz daha fazla param olsun diye üzüntüden başını kaşıyan, ne bileyim mutsuz olan, ne bileyim parası yok diye hırsından, inşallah herkesin olsun tabii zor ama yani böyle de mutlu olunuyor. Ne diyeceğimi bilemedim, çok mutluyum ben. Bak bağdaş kurdum. Biz de çok mutluyuz. Kahvemi göstereyim size bir dakika. Kahvemi göstereyim. Mesela ben bunu ilk defa gördüm hayatımda. Şimdi çok güzel bir kahve içeceksiniz. Bu yöresel demlemedir. Hasibe sen hatta onu çay rengi gibi biraz. Zaten çay gibi evet. Aslında kahvede. Öyle o, mi? O da evet böyle demleme usulüyle yapılan bir kahve. Ya kahvenin aslında bir bitki olduğunu unutuyoruz biz. Çok kavrulmuş böyle zehir gibi kahveler içerek. Şimdi o bitki gibi olduğunu hissedeceksiniz. Öyle mi? Evet. Evet. Ve bu bizim için unutulmaz bir andı. Karavanı yaparken Hülya Avşar gelip de karavanımızda bizim kahvemiz çektisi. Asla inanmazdım. Ve şu an var ya bizim için unutulmaz. Ben de normal bir insanım. Allah aşkına ne yani var, şey yapmayın. Çok mutlu ettiniz bana. Gerçekten çok normal bir insanmış. Çok içten tanınmış çok samimi bir insanmış var. Evet müthiş bir tanınmış olmak. Ün benim işim o. İş evet. O iş. Evet, ama evet. Ben buyum yani ve böyle ben de şu anda sizi gördüğüm için çok mutluyum. Kesinlikle size de bir karavan lazım Hülya Hanım. Sen ne diyorsun Asibe'cim? Valla bence de Hülya Hanım sizin kesin bir karavana ihtiyacınız var. Bence de Hülya Hanım ya. Vallahi benim karavanım var zaten çocuklar. İşte
Hemen şurada. Volkan'ın karavanı şurada bu arada. Volkan, çok teşekkür ederiz Hülya Hanım'ı canlandırırken bize böyle yardımcı olduğun için. Birinin benzeri olmak kolay değil tabii. Yani elimizde Hülya Avşar'a en benzer Volkan vardı. O yüzden Hülya Hanım size de sevgiler buradan. Çok teşekkür ediyoruz. 5 dakikalarında da olsa Hülya Avşar olmak nasıl bir his? Çok güzel bir his. Yani gerçekten muhteşem. Çok değerli bir sanatçımız bence de. Bizim karavanda ağırlamış olmak gerçekten çok büyük bir onur. Ve o kötü anlarımızın bir anda hepsini unutturdu bize. Gerçekten enerjisiyle. Seyhan'ı da bekledik. Eşi de geliyor Volkan'ın. Karavanları da karşıda. Atılgan. Atılgan değil mi sizin de karavanınızın adı? Hülya Avşar'ım benim. Seyhan'cığım sen de hoş geldin. Hoş buldum. Karavanın zorluklarından bir anda Hülya Avşar'la buluşmamızı anlatmıştık sen yokken. Sağ olsun Volkan da bize yardımcı oldu bu konuda. Siz peki karavanda hiç zorluk yaşadınız mı? Var mı böyle bir zorluğunuz? Olmaz olur mu? İlla ki. Yani evde yaşamak gibi değil. Çok şükür başımıza öyle çok büyük aksilikler gelmedi. Ama zaman zaman bir yere gittiğin zaman orası güvenli mi? Etraftaki insanlar bir şey der mi? Gibi endişelerimiz olduğu zamanlar oldu. Suyumuzun çok çok az kaldığı ve musluk suyu bulamadığımız zamanlarımız da oldu. Ama sizin sevginiz var ya, her şeyi geçer ya. Ben tanıdığımda bu çift hakkında ne düşünürsünüz derseniz, ikisi de çok naif insanlar bir, İkincisi de birbirine karşı o sevgiyle sizin yenemeyeceğiniz bence hiçbir şey yok. Çok tatlısınız ikiniz de. O senin güzel yüreğin. Çok memnun olduk. Evet, yani evet tanıştığımızda çok memnun olduk. Kesinlikle. Burada tanışmak kısmetmiş. İnşallah yani tekrar güzel denk geliriz belki. Hülya Hanım'la da tanışmak çok güzel. Evet, Hülya Hanım'ı bize de bekleriz. Artık Hülya Hanım. Sevgiler kendisine. Ona da bir karavan lazım diyoruz buradan. Vallahi size de bir karavan alalım artık Hülya Hanım. O günden sonrasında biz zaten Hülya Hanım'la artık arkadaş olduk. WhatsApp'tan da konuşuyoruz. Konuşuyoruz. İletişimdeyiz hala. İletişimdeyiz. Valla çok tatlıymış böyle. Yani hani iyi ki de yolumuz denk geldi diyoruz. O bir star. Yani enerjisi müthiş bir insan. Tanıştığımızı aşırı memnun olduk. Evet. Bize tanrı misafiri gibi geldi o gün. Ama bizi çok yükseltti. Valla siz de bizi bugün burada motive ettiniz. Çok mutlu ettiniz. Böyle güzel insanlarla yolda karşılaşmaktan çok keyifli oluyor. Karşılıklı. Sağ olun, var olun. Zaten en güzel kısmı bu bence. Çok mutlu olduk. Valla biz de öyle. Bu anları yani kazıdık. Umarız daha çok yollarımız kesişir. Paylaşımlarımız çok olur. Peki kekimizden bir Hülya Hanım yedi, bir de siz yediniz. Nasıl güzel miydi? Yani kek gerçekten çok güzeldi. Yani tadına doyamadık. Zaten eve paket olarak. Hülya Hanım'a kek mi daha güzeldi yoksa bize yedirdiniz? Onunki sadeydi. Evet, ayrıca paket yapmanız daha da mutlu etti. Böyle yemeye devam ettik. Biz de paylaştıkça çok mutlu olduk sizle. Ve kekin yanındaki o güzel sohbetiniz de bizi çok mutlu etti. Hasibeciğim, o zaman kekin tarifini verir misin? Saatimiz olmuş 10 çeyrek. Dışarıda tıngır tıngır sallanan, bakın şöyle bir fırtına, yağmur. Burada mum ışıkları. Burada Hasibeciğim kek yapıyor. Tüm olumsuzluklara rağmen. Bu da İsveç'ten gelen kek kabı, ilk defa kullanacağız. Güya tencere fırın deniliyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Şimdi bakın, kek yapan fırın en iyi fırındır. Keki güzel yapan fırın müthiştir. O yüzden bu aletin keki güzel olursa iyidir. Onu deneyeceğiz. Peki Yasibeciğim, bu kadar yoklukta elektrik yok, jeneratör çalışmadı. İnternetimiz yok en kötüsü. İnternet olsa oyalanırdım belki de, yani ne bileyim kek yapacak kadar sıkılmışsam. Dur ben bir kek yapayım ya bari, dedi Asibe. Ben artık valla ne yapacağımı bilemedim. Böyle zorluklardan çözüm bulmak seni daha motive ediyor. Ben var ya zaten bir soruna çözüm bulayım ya. Soruna çözüm bulmak benim hayat amacım sanki. O kadar seviniyorum yani böyle çözüm bulmaktan. Güzel bir çözümdü valla. İnşallah güzel de olursa keki yeriz. Bu arada çırpma sapın da çok güzelmiş. Bu ne biliyor musunuz? Bizim evdeki mikserimizin ucu. İki ucunu da almışım ama mikseri almamışım. Ama mikseri alsaydı şimdi ne işe yarayacaktı? Elektrik yok, bir şey yok. Bence mantıklı olmuş. Ama bu olmasaydı neyle çırpacaktı? Aynen öyle. Bunu iki almışsın. Ve bakalım romantik mum ışığında kek nasıl olacak acaba? Sevgimi katıyorum şimdi. Kek kaba girdi. Böyle Hasibe yağlı kağıt koymuş. Kapağı nerede bunun? Hasibe tuttan parçalarını da göstersene, bak getir. Şimdi bu altı, bu üstüne oturtuluyor. Bunun içine bir şey koymuyoruz. Havanın ısınmasıyla böyle fırın oluyor işte. Bir de kapağı var ama. Gel bul o kapağı, karanlıkta diyorsun. Bulabildin mi? Aha,
Zor yerde değilmiş ya, önümdeymiş. Bir dakika, yüzük durmuyor da şurada. Koy bakalım. Tatam. Ocak da yanmıştır. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de ışıklat da pişince görelim hadi. Hasibeciğim ne kabarmış. Kokuyu bir duy. Elektriksizlik kısmeti mi bu? Ya var ya, kötü olsaydı çok üzülecektim biliyor musun? Yani gerçekten şu an moralim her şey yerine geldi. Şu an var ya, korku filminden çıkmış bir karakter kek yapmışçasına. Biz kek yiyeceğiz. Hadi bize afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Hülya Hanım'la tanışmak gerçekten çok güzeldi. Gerçekten. Ya bunu herhalde 28 kere söyledik. Ama bundan sonrasında da Acun Bey olsun, sıra sıra bütün ünlüleri karavanımıza bekliyoruz diyormuşum. Tabii her zaman karavanımızın kapısı açık size. Yani ünlü olsun, ünlü olmasın, tüm dostlarla böyle güzel bir şekilde zaten bu korona dönemi de atlatıldıktan sonra inşallah bol bol buluşmalar da yapacağız. İstiyorsan son kısımda bazı sorular var. Kısa bir soru cevap yapalım mı hemen onunla alakalı? Yapalım. Elektriğimiz mesela halloldu ama videolarımız geç geldiği için, çünkü Instagram'dan da takip edenler kafa karmaşası oldu. Abi şu an İzmir'desiniz. Orası neden işte Ayvalık? Yani siz oradan gelmemiş miydiniz? Geri mi gittiniz gibi sorular olmuş. Videoları sonradan hazırlayıp yükleyebildiğimiz için biraz geriden geliyor. Biz aslında sonrasında bu problemleri yaşadıktan sonra bir abi geldi ve bizim elektrik sistemimizi düzenledi. Videosu var zaten. Linkini de bırakalım buraya böyle. Evet, bir başka soru da gezi videoları gelmeyecek mi? Aslında gezi videomuz başlangıcını çektik. Onun sonrasında da zaten öğrene kadar geldiğimiz kısmı da çektik. Geçen hafta da Cunda da temizlik yaptık. Şöyle söyleyelim, karavan serüvenimizde sadece seyahat odaklı hareket etmiyoruz ki zaten şu an açıkçası gittiğimiz yerlerde çok da seyahat edilecek şekilde de değil. Her hem yer... kış hem de pandemiden ötürü her yer kapalı ya da işte belki de biz çok gezmek de istemiyoruz. Çünkü çok dışarıda irtibatı da kurmamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ama tabii ki kurmuyor da değiliz. Yani bir şekilde marketlere, pazarlara vesairelere gidiyoruz. Bu zamana kadar tabii ama biraz da tamamen evimizi kapatıp bir karavana geçtiğimiz için karavanla da zorluklar içerisinde, elektrikli olsun, başka şeylerle olsun. Karavanın hala ki... kendi sorunları, elektrik sorunları, bir sürü şeyi çözmemiz gerekti öncelikle. Bilmediğimiz için yaşadığımız zorluklar da vardı. Ve bu bir deneyim. Bizim yaşadığımız deneyimlerin benzerlerini siz de yaşayabilirsiniz. Sadece karavan hayatı gezmekten oluşmuyor. Aynı zamanda böyle zorlukları da olabiliyor. Biz tamamıyla hepsiyle paylaşmaya çalışıyoruz. Bütçemizi de paylaşmaya çalışıyoruz. Hatta yakında Ocak ayının bütçesi de gelecek. Bu şekilde. Başka arkadaşlar, güğümümüz çok soruluyor. Kendisi burada. Gel güğümcüm sen de. Güğümü daha çok belli videolarda kullanmaya karar verdik. Mesela seyahat videolarında her an güğümle konuşamıyor olabiliyoruz. Güğüm de alttan bazen yorum yapmak istemiyor olabiliyor. O anın ambiyansını, izlenecek şeyi bozmak istemiyorum abi dedi. Sağ olsun bizi hiç kırmıyor. Ama güğümü biz de seviyoruz. Özellikle bütçe videosunda kendisini bekliyoruz. Hesap kitabımızı o yapar zaten. Başka da zaten ara ara böyle sohbet muhabbet olarak geçen videolarda güğümcüğümüz de zaten bizim o sohbetimize katılıyor olacaktır. En çok sorulan sorulardan biri de Hasibeciğim sarı montun. Sarı montum şöyle, benden çok fazla link istediniz. Yani ben de bir link hazırladım, yukarı kaydırın diyemedim. Çünkü anneanneme biri vermiş bu montu. O da demiş ki, aa ben bunu torunuma vereyim, kesin giyer demiş, saklamış. Ama unuttuğu için de çok uzun yıllarda dolabında durmuş yani. Geçen sene taşınırken ben bunu gördüm ve aa ben bunu giyerim dedim. Aldım ve giydim. O kadar, yani üzerindeki bir etiketi falan da yok. Ya o yüzden çok ulaşılabilir bir şey yani değil. Böyle şey çok eski bir şey, evet, zaten. Şurada bir şey var gerçi de. Balon yazıyor. Uçan balon yazıyor. Uçan balon yazıyor. Yani muhtemelen vintage bir mont. Evet. Eskilerden kalan bir mont. Kapüşonlar soruluyor. İşte yeri geliyor gözlükler soruluyor. Kot montlar soruluyor. Ama bunlarla ilgili çok bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü bizim bunların hepsi çok eski alınan şeyler. Bunların linkleri vesaireleri yok. Ayrıyetten de zaten olsa da vermeyiz. Vermeyeceğiz. Tüketime yönlendirmek istemiyoruz. Kimseye dediğimiz gibi biz gelen reklamları almıyoruz. Bırakın giydiklerimizin linkini vermeyi. Tüketmemek iyidir arkadaşlar. Tüketmedikçe böyle hayata daha da ulaşılabilir olduğunu görün. En azından bizim görüşümüz, biz sizi tüketime yönlendirmek. Bizi izleyen dostları da böyle bunları giyerek mutluluk değil, mutluluğun böyle güzel hayatlara aslında yönlenerek olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Evet, bu videomuz da böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya güzel bir gezi videomuz geliyor. Haftaya değil, hafta sonuna. Böyle
yerel dükkanları gördüğümüz. Keyifli bir video olacak. Hafta sonuna video günümüze, pazara görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Konuşuyor mu? Konuşuyor. Ağzı var gibi. Baksana bunun ya. Böyle biraz bir anda insan gibi hissettim bunu. Şöyle ağzı varmış. Bak burası da çenesiymiş gibi. Ay. Ay yazık ya. Güğüm. Hadi bir aile fotoğrafı çektirelim güğümle beraber.